Kapak fotoğrafına bak. Havuzlu 7 artı 1 ev vlogu. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bir işte zamanında yapalım ya. Olmuş. Hadi oğlum ev vlogu çekecektik. Ya s**mi git. Olmuş. Hadi uyan uyan ev vlogu çekeceğiz. Hadi oğlum ne zaman? Ona bayağı değiştirmiş lan odasını bu. Bununla bu yatağı bile ben kurdum biliyor musunuz? Bunları yapmıyoruz. Hadi hadi kalk. Ya arkadaş mal mısın? Hadi oğlum hadi insanlar bekliyor ya. Oğlum ışığı kapat bu saatte ne biliyoruz arkadaşım ona koyayım ya. Hadi hadi. Oğlum bir hazırlık yapak lan. Hadi hadi bir şey olmaz hadi kalk ya. Şimdi bu kurgu mu gerçek mi? Kurguymuş ya çok seri yatırım. Ev vlogu 4. bölüme hoş. Ya bir de giyinmiş ya çıldıracağım. Evet uzun zamandır beklenen Holmes'in ev vlogu'na kapıda bile Naruto var. Hatırlarsınız bu arada kapıyı mapıyı falan benim eski ev. Aynısı zaten yani. Merhaba. Merhaba. Aga be. Aga be özledim lan. Hiç planlı. Aynı ev değil farklı. Tanmamıştı. Dur oğlum komşularımız bizim sinirli. Hiç planlanmayan 25 yıldır beklediğimiz parantez içinde iki kişi ev vlogumuza hoş geldiniz. Hoş geldin arkadaşlar. Evet hoş bulduk. Sonunda. Ellerim asla titremiyor. Evet arkadaşlar ilk eve taşındığım zaman demiştik ki bir ev vlogu çekelim. Ben dedim ki ne kadar saçma bir şey ev vlogu ne ya. Sanki malikanede oturuyoruz ki hala aynı kanındayım ama artık ev vlogu çekeceğiz. Önce niye? Ne? Nasıl bir açıklama bu amına koyayım? Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Evet, hoş bulduk. Allah'ın emri. Evet arkadaşlar, ilk eve taşındığım zaman demiştik ki bir ev vlogu çekelim. Ben dedim ki ne kadar saçma bir şey, ev vlogu ne ya, sanki malikanede oturuyor. Tamam. Ama o yüzden kapatıyorum diyeyim, çıkacaktın. Ev vlogu çekeceğiz. Önce salon hayatımın evimin zaten böyle bir, ev böyle 8 artı 1 de nereden var? İkinci yatak odasına gidelim. Hayatımın %50'de yaşadığım, oturduğum günü %99'unun geçti. Baba şu koltuğu özel yaptırdı. O kadar güzel bir koltuk ki o zamanın parasıyla yanlış hatırlamıyor isem 2000 liraya yaptırdı bu koltukluğu. Bak 2000 lira. Efsane bir koltuk. Köşe koltuğu. Salonumuzdan başlıyoruz. Çek kanka salon. Evet etrafa bakıyoruz. Salon slash yayın slash bilgisayar slash pornografi. Etrafa bakıyoruz. Çek kanka. Burası salon. Burada yani çok da bir ekstra. Emin teşekkür ederim. Burası kitaplar. Bunları çek kardeşim. Pop-up'larımı çek. Bunu, ay Nutuk. Tunağan aldı. Bunu Lazon almıştı. Bunu da Mete aldı. Ya da bunu Tunağan, bunu Mete olabilir. Hatırlamıyorum. Burada işte zamanında okuduğum kitaplar. Böyle tekrar almayı seviyorum ben de okuduğum şeyleri. Kardeşim her evde olmazsa olmaz. Nutuk. Bu kadar. Her evde bulunacak. Nutuk önemli. O yedi baba. Silmarillion. Asla okumayın. Asla okumayın. Yüzükler Efendisi tarihini bilmeniz lazım. Çok zamanda yazılmış bir şey. En üstte de kız kardeşimin yaptığı. Bak hatta şu ben değilim. Kalanı benim. Bana böyle bir doğum günü hediyesi var. Boş. Boş diyor ya hayvan herif ya. Salon bu kadar. Ev vlogu nasıl çekiliyor? Yayını da burada açıyorsun. Yayını da burada açıyorum. Ben zaten yaşam alanımla yayın alanımın biri olması lazım. Bilgisayar ayrı bir odada olursa hayatta yapamam. Kardeşim koltuk. Kardeşim ya televizyon. Bildiğimiz televizyon. Boktan televizyon. Şunu kurmuştuk değil mi? O vurduğum... Story miydi neydi yayın mıydı o? Bunu da eve ilk taşındığım zaman almıştım. Sonra dedim ki ulan ben bunu bir gün değiştiririm. Hiçbir zaman da değiştirmedim. Ne var lan? Hiçbir zaman da değiştirmedim. Ben biraz o konularda şeyim. Şurada bir tane. Bak o çok güzel. Ateş. Pardon su. Ateş. Hava. Torpak. Şurada bir tane. Yer bunu da çek. Bunu. Bak bunu gittim. Çok güzelmiş bu arada. Paris'te. Louvre Müzesi'nden aldım. Leonardo DiCaprio, Michelangelo, Shredder ortak çizimi. Bizzat o dokudu. Bizzat o eserin bir şeyi. Bir tane Kızılderili ablamızla yanında da bir at.
Salonun en boktan item'ını göstereyim. Bunu bir gün şampuan bir şey almaya girdiğimde bunu gördüm. Ya dedim bu ne güzel bir şey falan gözüküyor. Bunu almayın ama bunu sağda solda görürse sakın böyle bir şey almayın. Çok Allah'a emanet duruyor. Çok yani deprem olduğunu mesela bundan anlıyorum. Bununla bir şey düşmüşse ve 0-1 bile olsa deprem olmuştur yani. Allah korusun. Burada, bu neymiş ya? Burada her yerinde sordunuz. Abi arkadaki tablo ne? Bu tablo değil oğlum. Bu duvar alısı işte. Çok güzelmiş bu arada bu da. Dünyaya karşı keyif yapan ya da aya karşı bir keyif yapan astronom. Böyle duvar halısı. Bunu da burada. Burada koltuğum var. Burada ikinci koltuğum var. Burası da bilgisayar masam. Bunu benim bir setup vlogum vardı. Bu bayağı önce çektiğimiz. Setup vlogunu da hatırlayanlar var mı? Koltuk deseni mi? Ha bu mu? Çok güzel o koltuk. Burada koltuğum var. Burada ikinci koltuğum var. Burası da bilgisayar masam. Bunu benim bir setup vlogum vardı. Bu bayağı önce çektiğimiz. Setup vlogunu da hatırlayanlar var mı? Burada normalde farklı bir masa vardı. Ama o masayı ne yaptık? O masayı bizim veren ev sahibimiz geri aldı. Onunla, o yüzden masayı da... Bütün mevzularını biliyorum o işin. Ne kadar lan sence bu masa? Yani bu... Ladin ağacı bak. Ladin ağacı. Ne kadar bu masa? Şu anki ekonomiyle 10 bin var mı? Bir sene önce aldım. 8 bin. Kardeşim bu masa nakliyat dahil 2 bin liraya aldım. Yok artık. Ya ladin ağacı bile. Ayaklar şey falan. Biz normalde bir yerden masa yaptıracaktık. Sonra bir baktık bir tane yerde böyle ahşap satan bir yer var. Bir girdik dayı bu ne kadar? Böyle dev bir odun vardı zaten. Dedi işte 1200 lira mı ne dedi? Onu al marangoz carçur. Anasınınki kadar masa 2000 lira. Bunu da kimse bulamaz. Her gün değeri 50 lira artıyor. Her gün değeri 50 lira. Bunu buldun mu gerisi kolay. Ayakları da ayrı alıyorsun. Tak tak monteliyorsun. Tabii. Bunu eski evde anlatmıştım zaten. Kesip kesip satacağım. Ha bir de bu parçası da var burada. Güzel. 10 numara masa bu arada. Oy. Yani bu bilgisayar setup'ın Gaming'in sağ olsun verdiği bilgisayarlar. Burada bile küçük küçük. Küçük küçük berber şeyleri. Gidip sağdan soldan aldığı Kinderlerden çıkan oyuncaklar. Şunu çek. En kötü günlerimde yayında böyle tam moralim bozulmuşken her zaman Naruto'ya bakıp ekstra motivasyon kazanırım. Sikim. Anlar senin olsun. Bu kasada neymiş böyle ya? Kardeşim çek şu kasayı ya çek. Aman yarabbim. Yani kasa insana yayın açtırır, ona rağmen açmıyorum. Düşünün bendeki motivasyonu. Evet arkadaşlar, vlogumuza ufak bir sistem tanıtımı için... Dur bakayım. ...ara veriyoruz. Bugün tanıtacağımız sistem Enzo 4070 sistemi. Kendisi bir tık daha üst segment bir sistem. İçinde kullandığımız... Kardeşim benim. DLSS de almış, artı iki tane sponsor sokmuş araya. İki tane. Kasamız Asus aşağısına bırak. Bir adam değilim. Abi hayır. Merhaba. İhtiyacın olan tek şey aşkın ya abi. Aga. Gayet sade. Ya kanka ben bir adam değilim. İşte ev aldık. Allah yapsın annem olmasa bunlar da yoktu yani. Annem hani oğlum biraz eve benzesin falan diye. Halı yoktu lan evde. Ya ben o konularda biraz şeyim. Mesela nasıl anlatayım hani. İşte mesela bunu alıyorum ya, ulan ben taşınırken bunu nasıl taşıyacağım derdindeyim. Hani anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla ben bir şey alırken hep ya taşınırken bana zorluk çıkartacak. Minimalist mi deniyor o ev dizenleri? Evet. Ben hiçbir şeyim bilmiyorum. Bu arada evimizin yeni üyesi Kelebek Faruk. Yaklaşık sabahtan beri burada. Normalde bak şuradaydı. Oraya hareket etmiş. Biraz oynamış. Bir gün izin verdim. Bir günde normalde kelebekler vefat ediyor. Bir gün daha hayatta kalırsa kelebek faalı çok kötü olur. Vefat ediyor gelelim evimin asıl çok gizli şeylerine. Burası dolap. Şimdi gelelim evde en çok kullandığım mekana. Arkadaşlar dışarıda söylediğim yemekleri çöpe atmak. Temizlikle yapılmış ilik gibi. Şimdi buraya giriyorum. Burası mutfak. Camların hepsi bok gibi. Çünkü yaklaşık 2 aydır temizlikçi. Ya siktir lan evet temizlenmiş atma. Ne zaman bir temizlikçi kadın çağırsam. Burası biraz toplu taşım ulaşımıyla ulaşımı zor bir yer olduğu için ikinci hafta gelmiyor. Lütfen bana bir temizlik. Temizlik. Burası mutfak. Mutfağın daha anlatılacak çok bir tarafı yok yani. Zaten hani mutfağın buzdolabından anlarsınız. Bakın. Hiçbir sikim. Sadece içecek dışarıdan aldım. Arada bak. Aa, yumurta var oğlum. Bunlar doldu mu?
Ya bunu da spor yaptığım dönem almıştım. 3 ayda falan bir ölmüştüm bir ihtimalle. Ama bozuluyor. Hayır oğlum, o kuraldır ama. Bir ev video çekiyorsan temizlik yaparsın. Ben de yapıyorum yani. Normalde şu an şurayı çeksem bok götürüyor. Ama şu an çek desen çekmem yani. Fena. Ayıp oğlum bir kere. O kadar da sadece buz var. Hani buzu bile kendim yaptım. burası böyle. Burada gösterildiği çok bir şey yok. Bursa kişilik bildiğiniz mutfak. Küllüğü görebilir miyiz? Çok da kullanmıyorum. Al kardeşim. Aslında küllük. Tütüyor hala. Şimdi evin normalde burasını böyle oturma odası olarak kullanan da var. Benim için depo ve çamaşırlık. O da anlatacak bir şey yok. Burası böyle kutularımı falan koydum. Bu ben abimin büyük iddiamız sonu gülmüş bir iddiada kaybetmeme rağmen bana hediye etti. Gelmiş olsam da kardeşime bir M4... Oğlum sıfata bak, ölmüşüm lan. Ya böyle bir şey yok ya. Dolu mu anlatıyor? Köşem 3008 falan var mı? Burası böyle depo. Spor aletleri, çamaşırları çekme. Burada futbol topumuz var. Burada böyle bir unut. Oğlum benim eski evde burası neydi lan? Depo gibiydi o da ya. Depoydu. Doğru. TBF. Benden daha iyi biliyor şimdi. İçinde çok da bir bok yok ama işte Berkay Cengiz'in zamanında hediye etti. Allah ütü vardı, dambalı vardı, bilmem ne vardı. 10 günden beri şampiyon olamıyoruz. Bir de çizgi romanlar bir tane Justice League. Suicide Squad. Ha yavuşak, bunu da buraya atmış ya. Bu da bateri çaldığım dönemlerden kalma. Müge Canlı'nın bateri davul kitabı. Falan filan, bunların bir sikim yok. Böyle ne, Tuğka şey, anı kutusu mu beklediniz? Anı malı yapmamış. Tamam. Mabedime girelim. Arkadaşlar şimdi burası lavabo, tuvalet, durumun saçımda sorunu. Burada da bir bok yok. Yani burada anlatılacak bir şey yok. Bildiğimiz klasik ufak bir tuvalet. Duşakabin, sıçmık köşesi. Burada çamaşır. Falan filan. Ha kardeşim şimdi gelirim en önemli kısma. Ya saçların için ne kullanıyorsun? Argan ya. Ne oluyor lan? Yalan söyledim. Atla bu arada, evet. Çok saç için şey kullanıyor. Bana ben da önerip duruyor bir de. Hiçbir şey kullanmıyorum. Bu benim şampuanım. Ama bunu almayın. Yani şu yüzden almayın diyorum. Bu saça özel bir şampuan. O yüzden bende iyi etki etmez. Sizi kötü etki edebilir, bilmiyorum. Yani reklam değil yani. Bu argan ya. Duştan sonra bir iki damla elime sürüp saçıma şey yapıyorum. Orada da bildiğim bir köpüğü var. Güzel var. Bu arada bunlar hiçbir sponsor değil. Bunun altında Trendyol falan var. Bu da güzel köpüktür. Almak isteyen Milf markasının köpüğü. Milf mi? Başka da bir bok yok. Kardeşim tuvalet. Tuvalet ya. Şunu çek. İtaci. Kardeşim bu Naruto'da son bölümde bütün dünyayı hipnoza almaya çalıştıkları işte Eternal Mangekyo Forever Ever Sharingan. Bu da Itachi. Ne alaka bilmiyorum. Ama güzel gözüküyor yani. Kardeşim gel. Evet arkadaşlar, yatak odama hoş geldiniz. Burası yatak odam, yatağım. Burada Kanagawa dalgası meşhur, ya da Big Wave artık hangisini diyorsanız. Duvar halısı var. Bayağı değiştirmiş bu arada. Buraya her sabah kendime bakmadan. Bu boy aynasını çok seviyorum ya. Yani ben de kullanıyorum bunu. Burada aldım da duruyor yani. Burada işte ceketlerim, meketlerim, pantol, dolap yani. Başka bir şey yok. Yani burası yatağım. Burada akşamları oturup 2 saat kitap okumadan uyuyamıyorum. Dolayısıyla geceleri yatmadan burada kitap okuyorum. Buradaki peluş, bu ta bana çocukken, bir yaşımda bile değilken amcamın aldığı bir peluş oyuncak. Bunun tabii çok anısı ağladı. Mesela burnunu falan geri dikmişti annem. Ağzı açılmıştı kulağımla. Bir yaşımdan beri benle. Peluş oyuncak, ilk oyuncak. Bu da çekmecem var. Aman diyeyim ha. Burası böyle yatak odam. Şuradaki saati 8 kodumun saatini, bu 3 ay önce bunun pili bitti. Hala pil takmadı ve bunun bazen fake'ine düşüyorum. Mesela uyanmam gerekiyor 12-1 gibi. Uyanıyorum, bakıyorum. Arkadaki müzikten soyunacağım birazdan. Ha, ona gelmiş falan. Sonra bütün gün piç oluyor. Falan filan yani. Yatak odam böyle. Yatağımı duvara dayarım. Duvara dayamadan asla uyuyamıyorum. Böyle bir çocukluk. Oy o şey, bende de var o. Böyle hele
sıcak havalarda o böyle bir arada bir soğutursun, sonra göt lobunu oraya dayayıp böyle bir soğutursun ya kendini. Isınır oraya, sonra bacağını yaslarsın. Hep açı değiştirerek soğutma işlemi yaparsın ya o göte, bacağı, her yerine. Müthiş bir zevktir o. Buradan gelen bir şeyim var yani. Duvar, yatak duvara dayalı olacak ki götümü bir yere verdiğimde sağlamlık istediğim. Kardeşim şuraya hemen çek. Burada da Okavelik zamanından kalan pelerinim var. O zamanlar kuramayı muramayı tokatladığınız dönemden kalma. Burada şeytan kestiğim dönemden kalma ceketim var. Burada Ege. Zamanında işlediğimiz günahlardan kalma ceketim var. Ve Fenerbahçe tabii ki. Allah'ın belası. Bu arada şöyle bir hikayesi var. Bu yatağı Tuğba amile kurmuştuk zamanında. O kadar salak bir... Ben kurmuştum. Sistem yapmışlar ki altını. İki tane tahtayı mesela işte şeyi diziyorsun, sonra tahtaları yan yana koyuyorsun. Ama tahtaları ayakta tutan tek şey birbirlerine sıkışıyor evet. olmalı. Yani biri biraz bastırsa bu kopacak. Abi bu yatak hiçbir şeye kırılmadı. Bir gün böyle oturdum zırt diye şöyle bir koydum götümü. Koyduğum gibi bütün yatak çöktü. Sonra altına bir marangozluk işleri yaptık. Bundan dolayı olduğuna inananlar aşağı like atabilir. Vallahi bundan dolayı oldu. O yüzden diyorum ya oğlum, hiçbir şey olmadı, sonra bir gün oturduğumda kırıldı. Burası da ebeveyn tuvaleti. Eskiden Atıf'la çok kavga ettiğimizde Atıf'ın kendimi buraya kilitlerdim. Kesinlikle. Abi. Benim de Şimo ile bir fight'ım var bu tuvalette. Burası da ebeveyn tuvaleti. Normalde ben içerideki tuvaleti kullanmıyorum. Genelde buraya sıkıyorum. Onun da sebebini bilmiyorum. Buranın sifonu daha iyi. Bir de burada o tazikli su. Taharet musluğu var ya, buradakini bir koyuyorsun böyle mermi gibi çıkıyor. Diğeri biraz daha hafif, o yüzden çok sarmıyor yani. Burası da yatak odam ya. Buranın da anlamı. İşte bu da kıçını nasıl temizlediğinle alakalı. Şıpşıpçılar, hatırlayın o muhabbeti. Tazik sevenler, şıpşıpçılar. Onlar tazikli su sevmezler. Bilecek çok da bir şey yok. Yatak odam, koridorum, tuvaletim, salonum. Evet arkadaşlar, böyle. Şu anki ev videomuz böyle. Burada üçüncü selam dolacak benim. Üçüncü selam bitiyor. Bakacağım yakın zamanda, yani bir beşinci senenin sonunda taşınmayı düşünüyorum. Kiramı merak edenler için size de kardeşim. Ama size de. Dolayısıyla ev video böyle. Burada güzel günlerimiz geçti. Tuğkan abiyle geceleri... Yani bu kadar merak ettiğiniz yıllar. Abi video çek, abi video çek. Bu video şimdi 5000 izlenmesin, ben hepinizi çekeyim. Evet, bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. 4 gün önce atmış, 31.000 izlenmiş. Kardeşim 4.000 değilmiş yani. Videonun içinde size zaten güzel de bir duyuru falan da bulunacak. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Aga be. Aga be.